Değerli hemşehrilerim, kıymetli dava arkadaşlarım, yoldaşlarım, gönüldaşlarım, bu kongremiz yeni bir başlangıç, yeni bir umut, aydınlanmak ve emin adımlarla yürümek olacaktır. Bildiğiniz üzere 10 Ekim Cumartesi günü Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda 6. olağan kongremizi büyük bir coşku ve heyecanın hakim olduğu bir ortamda gerçekleştirdik. Bizlere verilen emaneti bu erdemli ve kutlu mücadelenin adımları olarak teşkilatımızın her kademesinde görev yapan kardeşlerimiz ile birlik ve beraberliğimizi daha güçlü tutarak milletimize hizmet yolunda inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi millete hizmet yolunda çekilen zahmet mihnet değil, tam tersine şereftir. AK Parti, kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisidir. Emin olduğumuz bir şey var ki, o da birlik ve beraberlik içerisinde olursak, karşımızda duracak hiçbir gücün olmayacağıdır. AK hizmet sevdasıyla, dua ile çıktık kutlu yola. Bizim için asıl olan el ele yürümektir. İnsanlığın, sevginin, hedefleyerek yükselen gayretle çalışan dava arkadaşlarıma selam olsun. Hepsine selam ediyorum. İlk günkü aşkla, yenilenen ekibimizle tüm zorlukları aşarak yollara bu zamana kadar olduğumuz gibi bundan sonra da revan olacağız. Önceki dönemde birlikte görev yapmış olduğumuz teşkilatımıza sağladıkları katkılar ve desteklerden ötürü gönül yoldaşlarımıza teşekkürlerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Ben inanıyorum ki bu dava uğrunda yine azim, kararlılık ve inançla birlikte olacağız. Bir olacağız, beraber olacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde gerçekleştirdiğimiz AK Parti 6. olağan ilçe kongremize başta video mesaj göndererek bizleri gururlandıran, onurlandıran, dünya mazlumlarının umudu ve hamisi, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kongremize tebrik telgrafını ileten AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler olmak üzere kongremize teşrif eden AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Hamdi Çamlı, Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş, Ordu Milletvekillerimiz Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanımız Halit Tomakin ve Ordu İl Yönetim Kurulu üyelerimize, ilçemizin siyasi parti temsilcilerine, çevre ilçelerimizin ilçe başkanları ve belediye başkanlarına, gerek geride bıraktığımız dönemin ibrası ve gerekse yeni dönem yönetimin oluşturulmasına oyları ile bizlere teveccüh gösteren partimiz çok kıymetli delegelerine, kongre günü görev yapan başta emniyet mensuplarına ve tüm kamu görevlilerine, sesimize ses olan kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza, kongremizin düzen ve intizam içerisinde geçmesini sağlayan görevli arkadaşlarımıza, teşkilatımızın kadın ve gençlik kollarına, sivil toplum kuruluşlarımıza saygı ve sevgilerimi özellikle iletmek istiyorum. Ayrıca kongremize katılamayan, bizleri arayarak destek mesajlarını ileten tüm kardeşlerimize, şahsım ve ilçe teşkilatımızı oluşturan dava arkadaşlarım adına sonsuz şükranlarımı da sunmak istiyorum. Bu kutlu görev süremizde yapacağımız tüm hizmetlerde siz değerli hemşehrilerimizin dualarını esirgemeyeceğiniz dileği ve umudu ile Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda hepimizi muzaffer eylesin. Çok teşekkür ediyorum.